De önemli bir olaydır. Sivas Kongresi devletimizin ve partimizin, cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, ilk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilk kurultayıdır. Milletimizi emperyalizme karşı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştiren, kutlu mücadelesini başlatan bu kongrenin yıl dönümünde canlarını ve kanlarını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızı, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz silah arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, zor geçen yaz aylarını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Yaz bitiyor ama ülkenin yakıcı sorunlarının harareti bir türlü düşmüyor. Bir yanda yeniden zirve yapan salgın, diğer yanda mutfaklarımızı, esnaflarımızı, çalışanlarımızı, KOBİ'lerimizi, çiftçilerimizi kavuran ekonomik buhran milletimizi perişan ediyor. Milleti unutan, liyakatsizlikle mağlul, oradan oraya savrulan, aspirin tedavisiyle, pansumanla ve boş boş konuşarak cambaza bak diyerek günü kurtarmaya çalışan tek kişilik saray hükümeti ülkenin sorunlarını daha da ağırlaştırıyor. Dünyada salgın ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı. Şimdi uzmanlar Ankara'nın salgında yeni Wuhan olduğunu söylemeye başladılar. Devleti yönetenler halka doğruları söylemekle mükelleftir. Ama Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar TÜİK'in rakamlarına benzedi. Artık yayınlanan rakamlara, açıklanan bu rakamlara kimse inanmıyor. Salgın yönetimi şeffaf değil, uzmanlar verilere ulaşamıyor. Bu nedenle salgınla devletin valisi Allah rızası için sokağa çıkmayın diye yalvarıyor. Mücadelenin sorumluluğunu vatandaşa, salgının gidişatını da Allah'a bırakıyorlar. Bilim kurulunun adı var, kendi yok. Bilim kurulu üyeleri alınan kararlarda bizim bir rolümüz yok demeye başladılar. Bilim kurulunun bir rolü yoksa bu kurulu neden kurdunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak süreç yönetiminin merkezinde bilim kurulu olmalı dedik. Hükümete önerilen tedbirleri bilim kurulu içinden bir sözcü açıklarsa işin ciddiyeti ve inandırıcılığı artar dedik. Saray hükümeti milletin sağlığını ilgilendiren bu önerilerimizi dinlemedi. Bu dönemde hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları her türlü takdirin üstündedir. Ancak ön cephede savaşan sağlık ordumuzda kayıplar ve yılgınlık giderek artıyor. Hastanelerimizde hemşire ve hasta bakıcı sayılarında ciddi bir açık var. Diğer tarafta da atanamayan binlerce hemşire bekliyor. Burada ciddi bir yönetim sorunu var. Sağlık personeli açığı hastalarımızın hastanelerdeki bakımlarını da etkiliyor. Salgın hastalığa yakalananların bir kısmının yanında aileleri refakatçi olarak kalıyor. Personel eksikliği nedeniyle hastalar evlerine gönderiliyor. Ambulansla taşınması gereken korona hastaları ve bütün gün boyunca onların yanında kalan refakatçileri toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Ankara'da şehir hastanesi adeta virüsün merkez üssü haline geldi. Şimdi şehir hastaneleri kurulduktan sonra kapatılan korona testlerinde standart bir fiyat, standart bir uygulama yok. Başta üniversite hastanelerimiz olmak üzere hastanelerimiz borç batağında. Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelere gerekli ödemeleri yapmıyor. Bu nedenle özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin de kullanılmadığını, açılmadığını duyuyoruz. Tıp Teknolojisi Üreticileri Derneği'nin kamudan 16 başkanı, onların kamudan 16 milyar liralık alacağı olduğunu söylüyor. Tüm bu sorunlar, bunlar nasıl ayakta duracak? Tüm bu sorunlar sahipsiz kalmış durumda. Sarayın kibirli kişisi kendi sağlığı için duyduğu endişeyi maalesef milletin sağlığı için duymuyor. Saraydaki korumalara, memurlara, görevlilere, bakanlara düzenli testler yapılırken milletimiz
hastanelerde test yapmak için saatlerce üst üste kuyruklarda bekliyor. Sarayda yapılacak adli yıl açılış töreni için muhalefet partilerinin genel başkanlarından bile test istemeye cüret edecek kadar canından korkan AK Parti Genel Başkanı sel bölgesine gitti, sosyal mesafe falan dinlemeden de miting düzenledi. Tabii kendisi otobüsün üzerinde, oradan milletin kafasına çay atıyor. Her ne hikmetse 30 Ağustos'ta bulaşan virüs, 31 Ağustos'ta AK Parti mitingine katılanlara bulaşmıyor. Değerli basın mensupları, işler iyi gitmiyor. Ama kabahat samur kürk olsa kimse sırtını almaz derler. AK Parti sözcüleri Hitler'in propaganda bakanına rahmet okutuyorlar. Kendilerinin hatalı olduklarını, yanlış yaptıklarını asla kabul etmiyorlar. Pandeminin pik yapmasının sorumlusu da tedbir almayan yöneticiler değil, vatandaşlar oluyor. Geçen gün AK Parti sözcüsü çıkmış. Arabalarda fahiş ÖTV zammını rasyonel göstergelere bakarak yaptıklarını söylüyor. Ondan sonra da ekliyor. Araba zammı salgında millete verdikleri destek paketleri nedeniyle yapılmış. Yine sorumlu milletlerin arasında yer aldı. Bütçeden yapılan ilave harcama veya vazgeçilen gelirler milli gelirimizin %1'ini bile bulmuyor. Karşılıksız verdikleri destek devede kulak bile değil. G20 içinde vatandaşına en az doğrudan gelir desteği veren hükümet bizdeki hükümet, saray hükümeti. Destek deyince bildikleri ya faizle borç erteleme ya da faizle borç verme. Bu faizci zihniyet borcun adını da destek yapıyor. Özellikle esnaflarımızı bu dönemde perişan ettiler. Devletine 40 yıl vergi veren esnaflarımıza salgında evde kal dediler ama onlara 40 gün bile bakamadılar. İşçinin kendi kumbarası işsizlik sigortası fonundan 2 milyon çalışanımıza ayda 1168 lira gibi komik bir maaş bağladılar. Bu parayla ne yapılır? Kira mı ödenir? Fatura mı ödenir? Pazara mı gidilir? 4 kişilik ailenin açlık sınırı açıklandı. Ağustos ayı itibariyle 2900 lirayı geçmiş. Emekçiye reva görülen para 1168 lira. Yani açlık sınırının, 4 kişilik ailenin açlık sınırının, tekrar ediyorum, yarısı bile değil. İşçiye kumbarasını kırdıranların saraylarına taktırdıkları tek bir musluğun fiyatı ise işçiye verdikleri 1168 liranın 8 katı. 2 milyon işçimiz Mart ayından bu yana bu komik paralarla ayakta kalmaya. İşçilerimiz 40 katırla 40 satır arasına sıkıştırıldı. Sosyete damadın ve kayınbabasının yönetiminde iş gücü olan 3 milyon 208 bin yurttaşımız işini kaybetti. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 10,5 milyonu aştı. İşbaşı yapamayanlarla birlikte 15 milyonun üzerinde yurttaşımız şu anda çalışmıyor. 20-29 yaş arasında ne okuyan ne de çalışan, evinde oturan, anasının babasının eline bakan tam 4 milyon 675 bin gencimiz var. 4 milyon 675 bin. Daha da vahimi, gençlerimiz yurdundan ve geleceğinden umudunu kesiyorlar. 18-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 76'sı bir başka ülkede yaşama fırsatı çıkarsa giderim diyor. Gençlerimiz yine bu ülkede liyakatle bir yerlere gelme ihtimalini de görmüyorlar. 18-24 yaş arasındaki her 100 gençten 78'i torpilin liyakatten daha önemli olduğunu düşünüyor. Nasıl düşünmesinler ki? Kafalarını kaldırıyorlar, saraya bakıyorlar. Damatların bakan, rüşvetçilerin büyükelçi olduğu, beslemelerin, yanaşmaların çiftçer çifter maaşlar aldığını görüyorlar. Milletimizin kafasını sürekli beka laflarıyla ütüleyenlere sesleniyoruz. Türkiye'nin en önemli beka sorunu umudu kalmayan gençlerdir. Gencine umut veremeyen bir hükümet
ülkesine de umut olamaz. Olsa olsa ülkesinin önünde takoz olur. Bu hafta açıklanan milli gelir ve büyüme rakamları da aslında bunu ortaya koydu. Değerli basın mensupları, 2 yılda milli gelirimiz 145 milyar dolar eridi. Tam 145 milyar dolar. 12 yıl öncesinin bile altına düştü. Yani gelir olarak 12 yıl birden geriledik. Ama sosyete damat başka ülkeler bizden daha fazla küçüldü diye avunuyor. Millete grafikli tweetler atıyor. Erdoğan da belli ki damadının grafiklerine inanmış, AK Parti MYK'sında ABD'nin %31,7 küçüldüğü yerde biz %9,9 küçüldük, ekonomimiz gayet iyi diyor. Kılavuzu damat olan kayınpederin böyle konuşması da elbette normaldir. Fakat sıkıntı şu ki damadın verdiği rakamlar doğru değil. 4 gündür damat acaba milleti yanıltan tweetini ne zaman düzeltecek, ne zaman bu milletten özür dileyecek diye bekliyoruz, tık yok. O halde doğrusunu söylemek de yine bize kaldı. Amerika Birleşik Devletleri büyüme hızlarını 2 tür açıklıyor. Bunlardan bir tanesi bir önceki çeyrekten sonraki çeyreğe gerçekleşen büyüme hızını 4. dereceden kuvvetini alarak hesaplıyor. %37,9 olan da bu. Böylece ekonomide konjonktürel döngüleri daha iyi yakalamaya çalışıyor. Bizde ise milli gelirdeki değişimi son gerçekleşen milli geliri bir önceki yılın aynı dönemindeki milli gelire bölerek hesaplıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bizim uyguladığımız yöntemle de büyümeyi açıklıyor. Buna göre damadın %31,7 dediği daralma aslında %9,1. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıp da biz onlardan daha iyiyiz diye avunmalar da doğru değil. Şimdi damat, sosyete damat ya kasıtlı olarak hem milleti hem de kayınpederini yanıltıyor ya da ciddi bir ekonomik okuryazarlık problemi var. Ekonomik güven endeksinin nasıl yorumlanacağını bilmeyen damat, Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme hesapları arasındaki farkı da maalesef bilmiyor. Ama işin daha vahimi, ekonomi yönetiminde damadın yanlışlarını görüp uyaran kimse de kalmamış. Zaten bu zaafın, bu liyakatsizliğin sonuçlarını hem paramızın değerinden, hem faizlerdeki artıştan, hem de artan vergi yükünden gayet iyi görüyoruz. Dün Türk lirası dolar ve avro karşısında tarihinin en düşük değerini gördü. Dolar 7,5 liraya, avro ise 9 liraya doğru hızla ilerliyor. Neye rağmen yılbaşından bu yana eritilen 64 milyar dolarlık net döviz rezervine rağmen 2019 sonunda net rezervler 36,5 milyar dolarken şimdi eksiye düşmüş, eksi 27 milyar dolar olmuş. Merkez Bankası'nın elinde kendine ait döviz kalmamış. Birileri de bu satılan dövizleri ucuza kapatmış. Biz soruyoruz, bu ucuz dövizleri kimler aldı, kimler kapattı, kimler servetine servet kattı? Satanların gıkı çıkmıyor. Ama iktidara geldiğimizde de bunun hesabını soracağımızdan kimsenin şüphesi olmaz. Beceriksiz damat parasını yurt dışına kaçıranlara ucuz dolar vereceğim diye milletin milyarlarca dolarını eritti. Şimdi artık atacak barut kalmadı. Neymiş? Türk lirasının değer kaybını nasıl, hangi makul gerekçelerle açıklarmış? Buna bakıyor, buna uğraşıyor. Diyor ki evet, paramız değer kaybediyor ama rekabet gücü kazanıyoruz. Yarın faizli kredilerle ekonomiye yaptıkları kortizon tedavisi sonucunda devalüasyon, enflasyon sarmalı başladığında ne ekonominin rekabet gücü kalacak ne de milletin satın alma gücü. Zaten kalmıyordu.
Ziraat Bakanlığı, Ziraat Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret dengesindeki vaziyet gerçekten çok kötü. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız %5,7 azalırken ithalatımız %26,4 artmış. Geçen yılın ilk 8 ayında her 100 dolarlık ithalat karşılığında 84 dolarlık ihracat yapılırken bu yılın aynı döneminde ancak 75 dolarlık ihracat yapılmış. Türk lirasındaki olağanüstü değer kaybına rağmen dışarıya mal satamıyoruz, ithalatta devam ediyor. Büyüyen dış açığı kapatmak içinse daha çok borçlanmak zorunda kalıyoruz. Ama aklıyla bin yaşasın damat, yine övünecek bir şeyler buluyor. Diyor ki, altın ithalatını dikkate almazsak, ihracatın ithalatı karşılama oranı ilk 8 ayda %90 oldu. Yani okullar olmazsa marifi ne güzel idare ederdim diyen bakan misali, o da altın ithalatı olmasa ekonomiyi ne güzel yönetecek. Bir koyundan 40 post çıkaran finansal mühendislik oyunlarıyla piyasalar altüst oldu. Millet hala kaldıysa elindeki avucundaki parayı korumak için dövize, altına koşuyor. Bu yılın ilk 8 ayında altın ithalatımız 16 milyar dolara dayanmış. Bunun 4 milyar doları da tek bir ayda Ağustos ayında gerçekleşmiş. En çok altın ithal ettiğimiz ülkeler ise Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Libya, Rusya. Sadece ilk 7 ayında Libya'dan 576 milyon dolarlık altın gelmiş. Libya'dan bu büyüklükteki bir ithalatı ilk defa yapıyoruz. Değerli basın mensupları, milletimiz hayat pahalılığı ve işsizlik arasında eziliyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile enflasyon çifthaneye yerleşti kaldı. Şu an dünyada en yüksek enflasyona sahip 20 ülkeden biriyiz. Bu rakamlara da son aydaki devalüasyon tam olarak yansımamış durumda. Buna rağmen TÜİK marketinde son bir yılda kavunun fiyatı %53, karpuzun fiyatı %52, mercimeğin fiyatı %49 artmış. Kayısı %41, sarımsakta %40 zam görmüş. Milletin pazarda, markette karşılaştığı gerçek fiyatlar ise tabii bunun çok çok üstünde. İşsizlik bir yandan hayat pahalılığı, diğer yandan milletimizi ezip geçiyor. Değerli basın mensupları, bu basiretsiz hükümet sadece salgın ve ekonomik sorunlar karşısında aciz içinde değil. Dış politikada da büyük yanlışlar yapıyor. Bölgemizde ve dünyada tek bir dostumuz kalmamış durumda. Atalarımız ne güzel demiş, dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. Aslında elimizde kala kala bir Venezuela, bir de Katar kalmış. Şimdi birinden peynir ithal ediyoruz, diğerine de atadan dededen kalan malları, kanal arsalarını satıp para alıyoruz. Dostum Putin, dostum Trump diye bugünlere geldik. Şimdi nerede dostunuz Putin, nerede dostunuz Trump? Dostunuz Putin, Astana süreci şu bu demeden PKK uzantılarını Moskova'da kabul edip fotoğraf veriyor. Suriye'de bir federasyon kurulmasının kilit taşlarını döşüyor. Dostunuz Trump da Suriye'de PKK'lılarla petrol anlaşmaları imzalıyor. Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırıyor. Yaşadıklarımızı görünce insanın böyle dost düşman başına diyesi geliyor. Ama ayrıca sarayın bekçisi de şu olan bitenlere sessiz kalıyor. 2,5 milyar dolar verdik, Rusya'dan S-400 aldık. Şimdi depoda çürüyor. 1,5 milyar dolar verdik, ABD'den F-35 aldık. Uçaklar teslim edilmedi. Üzerindeki bayraklarımız silindi. Beylerin gıkı çıkmadı. Toplamda dostlara 4 milyar dolar verdik. Şimdi onun üstüne de bir bardak soğuk su içtik. Doğu Akdeniz'de gemilerimiz, askerlerimiz canla başla ulusal haklarımızı korumak için çabalıyor. Peki soruyoruz, o askerimizin omuzundaki yükü hafifletmek için hangi diplomatik veya siyasi girişimlerde bulunuyorsunuz?
Tam aksine Mehmetçiğimizin sırtından iç politikada siyasi rant devşirmek için çaba gösteriyorlar. Dilimizde tüy bitti. Mısır'la oturun anlaşın dedik. Bölge ülkeleriyle uzlaşın. Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı Türkiye üzerinden geçirecek adımları atın dedik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumanın, Suriye'de barışı sağlamanın yolu Ankara ve Şam arasından geçer dedik. Dinlemediler. Sadece Libya ile bir anlaşma imzaladılar. Biz de tabii ki bu anlaşmayı destekledik. Ama öyle görünüyor ki şimdi bu anlaşmanın geleceği de tehlikede. Libya yönetiminin başı Sarraç, Macron'u ziyaret etti. Dış politikada esas olan ülkemizin ve milletimizin menfaatleridir. Aslında ihvan kardeşliğine verdiğiniz değer kadar ülkemizin çıkar ve menfaatlerine değer verseydiniz bugün bu duruma gelmezdik. Yunanistan'da Türkiye'nin diplomatik yalnızlığını gördü. Yıllardır süren boş hayallerini gerçekleştirmeye yeniden heveslendi. Ülkeyi yöneten kibir abidesinin aklı başına daha şimdi geldi. Herkesle oturup görüşmeye hazırız diye konuşmaya başladı. Buna akşam yemeğinden sonra günaydın derler. Bu çağrıları uyardığımızda yapsaydınız ya, bu kadar emeği ve parayı çöpe atmasaydınız ya, ülkemizin hayati çıkarlarını risk etmeseydiniz ya, biz Doğu Akdeniz'de milletimizin hak ve hukukunu koruyacak her türlü diplomatik arayış ve girişimi bekleriz ve destekleriz. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yapılması gereken ne varsa mutlaka yapılmalıdır. Türkiye dış politikada fabrika ayarlarına geri dönmek zorundadır. Nedir o ayarlar? Yurtta sulh, cihanda sulh. İlkin içeride, sonra da dışarıda sulh ve sükunu sağlamak Türkiye'miz elbette güçlü sağlamaktır. Türkiye'miz elbette güçlü kaslara, yani güçlü bir orduya sahip olmak zorundadır. Ama bu tek başına yetmez. Bu sert gücümüzü güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir demokrasiyle, güçlü bir hukuk devletiyle, güçlü bir diplomasiyle tahkim etmek zorundayız. Ama ideolojik bagajının esiri olmuş, milletimizin hak ve menfaatlerinin önüne bu bagajı koyan, yıpranmış, güven duyulmayan kadrolarla bunları yapmamız mümkün değil. Bunları ancak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapabiliriz. Atanmışların vesayetinden şikayet ederek iktidara gelenler, şimdi tek adam parti devleti rejiminde millete, milletin seçtiklerine vesayetin alasını yaşatıyorlar. Atanmış memur bakanlar, milletin seçtiği vekillere ağza alınmayacak sözler söylüyorlar. Hedef gösteriyorlar, tehditler savuruyorlar. İşin kötüsü, millet iradesine saldıran bu anlayış AK Parti sözcüleri tarafından da sahipleniliyor. Bu ucube yönetim sisteminde bakan dediğiniz kişiler millet tarafından mı seçildi? Milletvekilleri gibi. Hayır. Millete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir sorumlulukları var mı? O da hayır. Tüm bu bakanların, bakanları seçen tek bir patron var. O da sarayın kibirli başı. Bu sistemde atanmış bakanların kendine ait bir iradesi bile yok. Tek kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözleri emir telakki etmek zorundalar. Daha yeni, çok yakın bir zamanda yaşadık, gördük. Atanmış bakanların kendi iradeleriyle istifa etme ehliyetleri bile yok. O bile yasak. İşte biz bunun için ülkemize birinci sınıf güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız. Koskoca bir millet tek bir kişinin vesayeti altına giremez. Bir kibirli adam koskoca ülkeyi troll aklıyla, troll ağzıyla yönetemez. Büyük edebiyatçımız rahmetli Yaşar Kemal, bu ülkede dört şey olmayacaksın: kadın, çocuk, ağaç ve sokak hayvanı demiş. Yaşananlara bakınca hak vermemek elde değil. Kadına, çocuğa yönelik saldırılar giderek sıradanlaşıyor. Toplum önündeki kadınlara yönelik sistematik bir taciz ve hakaret furyası başladı. Milletin karısının, kızının canına, ırzına, haysiyet ve şerefine hakaret eden bu yaklaşımı, bu sefil anlayışı şiddetle lanetliyoruz.
En son Sayın Şirin Payzı'na, MHP-MYK üyesi Selami Şişman'ın yaptığı hakaretleri şiddetle kınıyoruz. Kapana kısılmış suyun öbür yakasının köksüz lağımcıları, ne diyorsunuz? Ne demek bu beyefendi? Suyun öte yakasındaki yurttaşlarımız, suyun öte yakasından gelen yurttaşlarımız bu ülkenin asli unsurudur. Suyun ötesi, öte yakası dediğin evladı Fatiha'ndır. Sen evladı Fatiha'na hakaret etme cüretini, böyle bir sefil dil kullanma cesaretini nereden alıyorsun? Bu ülkenin kurucuları suyun hangi yakasındandı? Rahmetli Alparslan Türkeş suyun hangi tarafındandı? Nasıl bir dildir? Bu nasıl bir dil, nasıl bir akıldır? Sayın Devlet Bahçeli, MYK üyesinin bu sözleri için acaba ne diyecektir? Gerçekten merak ediyoruz. Eğer siyasiler bu seviyesizliğe inerse, durumdan vazife çıkarmaya çalışan bazı kendini bilmezler, kim bilir neler yapar. Bu ülkenin kadınlarına yönelik giderek artan hakaretler yetmezmiş gibi, bu ülkenin küçük çocuklarının canı, hele İslami bir devlet olsun, vakti saati var her şeyin diyen bir şeyh müsveddesi, bir din bezirganı, çocuk tacizi nedeniyle tutuklandı. Milletimizin temiz saf duygularını istismar eden bu insan müsveddesi AK Parti protokolünde baş köşelerde yer alıyor. Bakanlar, belediye başkanları yemeklerde bu zatla bol bol fotoğraf çektirmiş. Sahte şeyhleri protokolde ağırlayan, keşke Yunan kazansaydı diyenlere saygıda kusur etmeyen Tayyip Erdoğan ve çevresi bu tinetteki insanlara açıkça cesaret veriyor. Yargı da bu rezilliği yapanı değil, rezilliği duyuranları cezalandırmaya kalkıyor. Haberlere erişim engeli getirilerek halkın gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyor. Unutulmasın, özgür basın demokrasinin ve milletin hakkının, hukukunun korunmasının en önemli teminatıdır. Ama sarayın emrindeki RTÜK, Diyanet işlerini ve Erdoğan'ı eleştiren Tele1'in ekranını kapatırken dün bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, onun kabrine hakaret eden müptezel kanala sadece idari para cezası vererek işi geçiştirdi. Kimse unutmasın. Keser döner, sap döner, gün gelir bu hesapta döner. Bu arada sarayın altın çocuğu Macron'un gazetecilere söylediklerine bakıp Fransa gazeteciler için tehlikeli bir ülke oldu demiş. Bu fıkra burada bitiyor. Ne diyelim? Müyesser Yıldız'ı, Barış Pehlivan'ı, Hülya Kılıncı, Murat Ağreli acaba Macron mu hapislerde çürütüyor? Ama kimse şüphe etmesin. Milletimiz ne olduğunu gayet iyi görüyor. Yaklaşan hesap günü için hazırlığını yapıyor. Sandık önüne geldiğinde de bu kifayetsizlere yerini gösterecek. Şöyle bir çekilin kenara diyecek, bunları evlerine gönderecek. Son olarak, AİHM Başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Spano ülkemizi ziyaret ediyor. Spano'nun Türkiye'deki insan hakları ihlallerini, keyfi ve siyasi tutuklamaları, yargı bağımsızlığı sorunlarını konuşmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının neden uygulanmadığını sormak yerine, ülkemizde KHK ile en fazla öğretim görevlisini ihraç eden üniversite olan İstanbul Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı alacağı bir törene katılacağı söyleniyor. Biz bunu kınıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alabilirim. Efendim, bize yönlendirilen sorular var. Halk TV ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen sorular oldu. Halk TV'nin sorusu şöyle. Doğu Akdeniz'de hem taraflaşma hem diyalog çağrılarını aynı anda görüyoruz. Fransa savaş gemisi gönderirken NATO arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Tarafların bu girişimlere yanıtlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi çözüm için hangi tavsiyelerde bulunacak? NATO'nun bu diplomatik girişimi, tarafları müzakere masasına çağıran girişimini önemsiyoruz. Yine Yunanistan'ın
bu girişim karşısında gösterdiği tepki ise anlaşılır gibi değil. Öyle görünüyor ki sarayın ülkeyi yalnızlaştırma siyaseti Yunanistan'a çok fazla cesaret vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu meselelerin diplomasiyle, yoluyla, öncelikle diplomasi yoluyla çözülmesine taraftarız, bunu destekliyoruz. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen soru da şöyle. 5 yıl önce 22 soru, 22 cevap adıyla Kürt sorununa ilişkin yayınlanan raporun güncellenmesine dönük çalışmalarda hangi aşamaya gelindi? Toplumsal Mutabakat Komisyonu, Ortak Akıl Heyeti ve Gerçekleri Araştırma Komisyonu'nun kurulması isteneceği iddiaları da var. Bu konuyla ilişkin görüşünüz ne olacak? Şunu açıkça ifade edeyim. Baştan da bunu koymuştuk. Biz bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesinden yanayız. Bu çerçevede de hazırlanacak olan rapor bu yönde olacaktır. Teşekkür ediyorum.